Bu arada Sayın Akşener İzmir'de programdayken, bu iki günlük programdayken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması olmuştu biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada özellikle muhalefetin içinde CHP'yi bir kenara koyalım, altılı masanın hepsini söylememe gerek yok ama İyi Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücü. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederim ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir. Sözleri ülke gündeminde siyasetin taşlarını yerinden oynatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'e masayı terk et, Millet İttifakı'nı terk et, gel Cumhur İttifakı'nda beraber olalım dedi bir anlamda. İzmir'den cevap verdi Meral Akşener. Efendim izleyelim. Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Sizin HDP'yle aynı şekilde olmanız bir parti düşündürücü olduğunu ifade etti. Ve bir dönüşüm yapmak suretiyle altılı masadan kalkmanız konusunda bir önerisi oldu. Bu konuları nasıl değerlendireceksiniz? Yerli ve milli bir çizgiye gelmek için. Şimdi Sayın Erdoğan anladığım kadarıyla seçime dair derin bir endişe içerisinde. Dolayısıyla da her sabah kalktığında bu endişenin çözümü için adımlar atmaya kalkıştı. Ona gayret ediyor. Geçen hafta HDP ile son derece neşeli, kakara kikiri görüntülü bir fotoğraf verdiler. Bir görüşme yaptılar. Birincisi bu. Daha sonra işte biliyorsunuz tutuklu sanık olan Selahattin Demirtaş hem özel helikopter hem özel jetle ailesini görmeye gönderildi, gitti. Şimdi bu böyle bir resim burada duruyor. Bu sabah uyanmış, böyle bir çözüm bulabilirim diye düşünmüş herhalde. Bu defa da HDP üzerinden her zaman yaptığı gibi bizi ne diyelim adına bizi o konuda dürtmeye kalkışmış. Yani şu hareketi yapmış. Ama biz bugüne kadar Sayın Erdoğan'ın yaptığı zigzaklara alıştık. Yani masalaya oturan kendileri, açılımları yapanlar kendileri, teröriste terörist diyemeyenlerle aynı yerde bulunan kendileri. Ama iş zora düşüldüğü zaman da yerli ve milli ilan edilen biziz. Biz Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz 2017'de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren referandumda çok net, çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. İyi Parti odur. Dolayısıyla çizgisinde hiç kırıklık olmayan, dün neyi savunduysa bugün de aynı şeyi kararlılıkla savunan, aynı fikri savunan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız. Çok teşekkür ediyorum.